Ağlama, ağlama, ağlama. Dur. Bu veledi ya şimdi bu evden götürürsün ya da ömür boyu yaşar. Bu benim kızım Ece. Nereden bileyim kim oldun? Bu resmi de bu çocuğu da ilk defa görüyorum ben. Peki Nehir'in boynundaki yara nasıl oldu? Ne bileyim ben, bir yerden bulup sahiplenip yetiştirmiş olamaz mısınız? Asu Hanım, bu nasıl bir soru? Ne diyorsun sen be? Kendi kızımı sokakta mı buldum ben yani? Hayatımda böyle saçma şey duymadım. Kapıma kadar geliyorsunuz. Çocuğumu çöpten bulup bulmadığımı soruyorsunuz bana, öyle mi? Bana bakın hanımefendi. Bu artık patavatsızlık. Çok, çok özür dilerim ben. Çok üzgünüm. Üzgünsen çekip gidin o zaman. Böyle saçma sapan şeyler de sormayın bana. Asu Hanım, hadi lütfen gidelim. Bakın bu muameleyi hak etmiyorsunuz. Bakın, sizin de çocuklarınız var. Siz de annesiniz. Ben kızımı 1 yaşında kaybettim. Ama hiçbir zaman inanmadım onun öldüğüne. Eğer şu an karşınızda bu duruma düşüyorsam... kayıp kızımın acısı yüzündendir. Lütfen. Ne olur. Bir kez daha bakın. Bu süveteri nereden aldınız? Lütfen. Kalkın ellerinizi yıkayın, sofraya oturacaksınız. Hadi. Murat. Bunu bunca yıl sakladın öyle mi? O adamın söylediği gibi komşulardan birinden almışımdır. Peki bu komşunuz hangi mahallede? Evi neredeydi? Lütfen. Hatırlamıyorum dedim ya size. Delirtmeyin beni. Hadi gidin artık evimden, gidin. Siz bizden zenginsiniz diye her şeye sahip olacağınızı mı sanıyorsunuz? Gelmeyin bir daha kapıma. Sakın. Asu Hanım, hadi lütfen gidelim. Hadi gelin arabaya geçelim. Asu Hanım. Asu Hanım lütfen hadi arabaya binelim. Allah'ım sen akıl ver bana. Bunlar niye geldi benim ayağıma kadar? Bu kadın yoksa... Bütün bu işler senin başının altından mı çıktı? Teknede bir kadınla tanıştım demiştin bana. Kadın... Nasıl? Allah'ım, Allah'ım.
Allah'ım sabır ver bana. Burası çok güzel. Küçükken de bahsediyordun böyle bir hayalin olduğundan, hatırlıyorum. Şimdi gerçekten sen burayı işletiyor musun? Bayıldım, harika. Beğenmene çok sevindim. Ben de senin hayallerini gerçekleştirmene çok sevindim. Senin haberin yok tabii ama ben Amerika'da moda eğitimi aldım. Yani şimdi restorandan sonra sırada böyle belki özel tasarım, haute couture gibi bir butik açmayı düşünüyorum. Esas o zaman hayallerimi gerçekleştirmiş olacağım. Çok sevindim senin adına. Bana baksana, ben ne modadan anlarım, ne saçtan, ne de makyajdan. Kendine haksızlık ediyorsun ama. Biz küçükken en iyi kaynağı da sen yapıyordun. Evet ama senin gibi ince zevklerim yoktu benim. Ben biraz erkek çocuğu gibi büyüdüm. Hadi oradan, güzel şey. Sen ne yaparsan yap, bu cazibeni saklayamazsın. Daha önce bana kimse böyle bir şey söylemedi. Canımsın sen benim. Sen de benim canımsın. Birazdan siz böyle saç, makyaj, oje, tırnak, mırnak muhabbetlerine girecekseniz ben kalkıyorum kızlar. Yok yok, tamam. Bitti o konular. Aa, yemeğini neden yemedin? Sen beğenmedin mi yoksa? Nasıl yemedim ya? Bu kaçıncı porsiyonum sen biliyor musun? Sen benden göbekli bir adam yaratmaya çalışıyorsun herhalde. Hiç de bile. Hem bence böyle gayet iyisin. Nehir, benim anlamadığım şeyler de var hayatta. Mesela gemicilik. Yani abim ve babam bu işin içindeler ama siz ikiniz ne üzerinde çalışıyorsunuz mesela şu an? Aa bak, senin o konuları anlaman zor. Yani gemi inşası karmaşık ve teknik bir konu. Yani günlerce, gecelerce sana anlatmaya kalksak bu iş olmaz. Sen beni fazla hafife alıyorsun bence. Yani sen anlatırsan ben zevkle dinlerim. Buna ayırabileceğim zaman olduğunu zannetmiyorum Dilara. Hem baksana, senin peşinden koşman gereken bir sürü iş var, öyle değil. Bir şey diyeceğim ya. Siz ikiniz birbirinize çok yakışıyorsunuz, farkında mısınız? Nehir, sen bugün çok çalıştın herhalde. Kafan yanmış senin biraz. Neyimiz yakışıyorsa birbirine. Nehir'cim, sen anlat, özel hayatın nasıl gidiyor? Özel hayatım... İşten çok fırsat olmuyor özel hayatıma. Senin nasıl gidiyorsun? Var mı hayatında biri? Ya benim hayatımda biri yok da annemler bana uygun birini bulmuşlar bile. Evlendirmek istiyorlar beni. Aa, kimle? Boş ver şimdi ya, hiç canımızı sıkmayalım. Ya evet ya, kimmiş o şanssız adam? Söylesene, merak ettik. Dilara söyle hadi, merak ettim. Ya Alper var ya, Celil Efendi'nin oğlu. Yani iyi çocuk, hoş çocuk kabul ediyorum. Yani sonradan okuduğu, savcı olduğu tamam. Ama bana göre biri değil yani. Hem benim kalbimde başka biri var. Yani ne büyük saçmalık ama, değil mi? Beşik kertmesi miyiz biz? Yani sanki daha bebekken sözümüzü kesmişler. Yani annem ve babam da olsalar... Kiminle evleneceğime onlar karar veremezler ki. Dağ başı mı canım burası? Bana bak. Karadeniz'de gemilerin mi battı? Nerelere bakıyorsun öyle? Yoksa beni alt edip şirketin başına nasıl geçeceğini mi düşünüyorsun? Neden bahsediyorsun sen? Hadi ama. Bilmiyormuşsun gibi davranma. Baban Dilara ile evliliğinizden bahsetmedi mi sana? Babanın sevinçten ayakları yere değmiyor bu konu ortaya çıktığından beri. Dilara ile evlenirsen... Aytekin ailesinin servetine ortak olacağınızı düşünüyorsunuz, değil mi?
Yüzüme bak. En dipten zirveye tırmanmaya çalışırken yarı yolda düşüp de yaralanma. Ben zaten istediğim konumdayım. Bulunduğum mevkiye sırtımı babama dayayarak gelmedim. Senin gibi değilim yani. Haddini bil benimle konuşurken. Asıl sen haddini bil. Hakkında konuşulanlar pek de iç açıcı değil. Ne demek istiyorsun sen? Niyeyse annemle baban da pek sık bir araya gelir oldular. Asu Hanım, iyi misiniz? Baba, ne oldu söyler misin? Nereye gittiniz siz bugün? Baba? Annesini buldun mu? Konuştunuz mu? Ne söyledi peki? Olmadığını söyledi. Gördün mü? Ben sana söylemiştim değil mi? Ama bir tuhaflık vardı. Neymiş tuhaf olan? O kadın. Feryal Hanım. Çok garip davrandı. Beni birdenbire kapıda görünce kesin benden bir şeyler saklıyor. Evet evet, o kadın bana yalan söyledi. Bundan nasıl emin olabiliyorsun? Çünkü benimle konuşurken gözlerimin içine bakamadı. Kesin benden bir şeyler saklıyor. Sakin olur musun lütfen? Çok ciddiyim. Benim, evet benim tekrar Nehir'le bir konuşmam gerekiyor. Asu lütfen sakin ol. Lütfen. O kız, Nehir, sanki benim bebeğimmiş gibi geliyor bana. Al bunu. Nehir Yıldırım denen kızın özgeçmişi yazıyor burada. Kan grubuna bakar mısın? Bu çocuğu sen doğurmuş olabilir misin? Tutuyor mu kan grubumuz? Asu, sen bu konuda fazla hassas davranıyorsun. Lütfen. Bu kızın yaşadığı mahalledeki tüm insanları araştır. O kadın, Nehir'in annesi, o süveteri o mahalleden birinden aldığını söyledi. Eğer onu bulursak, kızımı da bulmuş oluruz. Anlıyorsun değil mi beni? Canım. Kendi kendini yiyip bitirdin. Artık yeter. Toparlanmak zorundasın. Aradan kaç yıl geçti biliyor musun? O zamanlar onların oturduğu mahallede şimdi kim bilir kaç apartman yapılmıştır. Sen istersen bulursun Sancar. Asu artık yeter. Yıllardır hastalık haline getirdim bu çocuğu. Senin mutsuzluğun beni de, Bora'yı da, Dilara'yı da mutsuz ediyor. Farkında değil misin? Daha önce de yaptım bunları. Daha önce de başka çocukların peşlerine takılıp gittin Ece diye. Asu, şunu aklına iyice sok. Nehir denen o kız senin çocuğun değil. Senin çocukların Bora ve Dilara. Tabii ki. Ben onları öz anneleri gibi sevip büyütmedim mi zaten?
Bora öz annesi olmadığımı biliyor. Nereden çıktı şimdi bu? Bora. Ben onlara öz anneleri gibi davranıp Ecem'e veremediğim sevgiyi verdiğim halde Bora öz annesi olmadığımı bildiğini söyledi. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Hepsi senin yüzünden. Sen ne halt ettiğini sanıyorsun be? Baban ne oluyor? Serseri! Akılsız yaratık! Baba ne yapıyorsun? Senin annen kim? Senin annen kim diye sordum sana. Bana cevap ver gerizekalı. Ha? Benim annem. Söyle. Bizi büyüten senin karın. O zaman neden annenle saçma sapan konuştun? Niye sen benim annem değilsin dedin? Niye ölen annenden bahsedip de karımı üzdün? Niye yaptın bu densizliği? Budala çocuk, niye yaptın? Konuş. Konuş diyorum sana. Dilara ve Alper'i evlendirmek istediğiniz için öfkelendim. Bu yüzden olamaz mı baba? Sırf annen bu evliliği istiyor diye buna rıza göstereceğim mi sandın? Alper denen o zavallı genç adam var ya, o bizim evimizde beslenen evcil bir hayvan sadece. Sahibinin de beslediği hayvanına ihtiyacı olduğu zamanlar vardı değil mi? Eğer beslediğin hayvanın tasmasını sıkı tutamazsan kaçıp gider. Bu kadarcık şeyi bile akıl edemiyorsan nasıl iş yapacaksın? Beyinsiz çocuk. Benden sonra bu şirketi nasıl idare edeceksin? Eğer birazcık vicdanın varsa annenin seni nasıl sevgiyle büyüttüğünü unutmazsın. Bak, sana son kez söylüyorum. Bir daha karımı üzecek tek bir şey yaparsan seni asla ama asla affetmem. Alo. Anneciğim nasılsın? Nehir. Kızım. İyi diyelim mi olsun be yavrum? Sen nasılsın? Neredesin şimdi? Yiğit amcanın bize tahsis ettiği evdeyim tabii ki. Anne görmen lazım. Ev o kadar güzel ki. Yiğit amca ne yapmış biliyor musun? Evin merdivenlerinin altını kapatmış. Evi ikiye bölmüş. Biz üst katta kalacağız, o alt katta kalacak. Üst katı öyle bir hazırlamış ki hiçbir eksik yok. Sadece özel eşyalarınızı almanız yeterli olacak. Hiçbir şey getirmenize gerek yok. Üst katta yatak odalarımız var. Alt katta salon ve mutfak var. Bir de evin o kadar güzel bir bahçesi var ki görünce bayılacaksın. Allah Allah bin kere razı olsun. Yarın zaten getirsek ne getirecektik ki? Sen ne yaptın bu arada? Alıştın mı yeni işine? Çok memnunum.
Zaten biliyorsun. En büyük idealim de benim burası. Aman aman, iyi olsun be yavrum. Allah seni nazarlardan korusun Nehir'im. Anne, bir şey soracağım. Asu teyzeyle bir işin var mıydı senin? Ne işim olacak canım o kadınla? Nereden çıktı şimdi bu durup dururken? Geçenlerde şirkette beni buldu. Senin iletişim bilgilerini istedi. Adresini sordu. Yanına geldin mi ya da ulaştı mı sana? Ne diyorsun ya kızım sen? Ne işim olsun benim o kadınla? Bin yıl olmuş görüşmeyeli. Saçmalık yani. Tamam, sinirlenme. Merak ettim sadece. Tamam tamam. Kapat artık bu konuyu. Dünya kadar işimiz var bu evde. Madem taşınacağız öteberiyi toplamam lazım değil mi? Sen de saçma sapan konulara takıp durma kafanı. Biz geldiğimizde evde olur musun? Tamam, ben evde sizi bekleyeceğim. Ama sabah erken çıkın, tamam mı? Hadi çok öpüyorum sizi. Dikkat edin. Ben de. Nasılsın sen böyle? Benim için mi pişirdin? Vallahi geldiğimden beri evde hiç yemek yemiyorsunuz. O yüzden bu duruma el koyuyorum. Artık sabah akşam ben yapacağım yemeklerimizi. Kapınıza da getiririm, olur mu? Vallahi makbule geçer. Yıllar oldu bu evde yemek pişmedi. Alıştık artık hazır yemeklere. Dilara'yla karşılaştık biliyor musunuz? Dilara, Sencer'in kızı. Hı hı, evet. Önceden çok yakın arkadaştık. Hatırlarsınız belki. Oğuz da bizi restorana davet etti. O kadar güzel bir restorandı ki. Görmeniz lazım. E tabii üçümüz de çocukluk arkadaşıyız. Birbirimizi görünce düştü çeneler tabii. biliyorum orayı. Gerçekten çok güzel bir yer. Geçenlerde gitmiştim. Nehir'cim, hayatında sanki her şey daha iyi gitmeye başladı değil mi? Evet, öyle ama. Bak, yarın annenler de geliyor. Annemler geliyor. Ama siz istediğiniz için geliyorlar. Ben çok tedirginim. Sizin burnunuzun dibine taşınıyoruz. Gerçekten huzurunuzu kaçırmaktan çok korkuyorum. Ben seni kendi kızım olarak kabul etmedim mi? Zaten ailenden ayrı kalmana gönlüm razı olmaz. Hem bak, bu koskoca evde yapayalnızım. Senin kaldığın üst katı ben bir ara kiraya vermiştim. Orayı böldüm falan. Ha bu arada sen yerleşebildin değil mi? Bir ihtiyacın var mı? Hayır, her şeyi halletmişsiniz zaten. Annemler de gelirken birkaç parça eşya getirecekler. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Siz, biz yok. Bana amca diyeceksin. Bak bu konuda anlaştığımızı hatırlıyorum. Amca. Amca, Sema'yı dershaneye yazdırdım biliyor musun? Pınar'ın da okulunu buraya aldırdım. Geriye bir tek şey kalıyor. O da Sinan'a iş bulmak. İyi bakmıyorsun. Ayakta bile zor duruyorsun zaten. Hadi benim hatırım için iç. Bugün Nehir'i görmeye gittim. Onun anlayacağı bir dilden konuştum. Ne yaptın? Tokat attım ona. Ne dedin sen? Neden? Senin ne kadar inatçı biri olduğunu bildiğim için. Çünkü sen bir şeyi gerçekten istediğinde hiç kimse önünü kesemez. Düşündüm ki
Sen ondan vazgeçmeyeceksen o seni bıraksın. Sen aklını kaçırmışsın. Ne söylediğinin farkında mısın? Sevdiğim kadına tokat atmaya nasıl cüret edersin? Nehir'in ne suçu var baba? Haklısın. Hepsi benim suçum. Bu yoksul halimle sana hem analık hem babalık yapıp bugünlere getirdiğim için. Üniversiteyi bitirmene destek olduğum için. Ben çok kötü bir babayım oğlum, evet. Sırf bu yüzden cehenneme gitmeyi hak ediyorum. Bu söylediklerinin Nehir'le ne ilgisi var? İlgisi var. Senin geleceğin için. O kızın geleceği için ayrılmanız gerek. Bunun için mi tokatladın Nehir'i? Yazık. Çok yazık sana baba. Evet. Bir konuda haklısın. Eğer ben bir karar verdiysem kimse önümü kesemez beni. Oğlumla görüşmeye devam edecek misin? Celil amca, beni oğlunuza layık görmenizi biliyorum. Ben üniversite okuyamadım. Onun gibi bir mevkiye sahip değilim, evet. Ama ben sana net bir soru sordum. Oğlumla görüşmeye devam edecek misin dedim. O kalın kafan almıyor mu bunu? Ne sorduğunuzun farkındayım. Üzgünüm ama yalan söyleyemeyeceğim size. Ben Alper'i gerçekten çok seviyorum. Ondan asla ayrılamam. Aşkım, seninle bir konu hakkında konuşmamız lazım. Tamam, konuşalım. Burada konuşmasak olur mu? Bahçede konuşsak. Olur. Sen o zaman bahçeye geç. Ben bir şey alıp geliyorum. Neden bu saatte geldin? Kötü bir şey olmadı değil mi? Neden bana söylemedin? Babam bugün şirkette seni tartaklamış. Neden beni arayıp söylemedin Nehir? Kendi mi anlattı sana? Nereni vurdu? Benim için bir önemi yok. Merak etme. Ben senin için endişeleniyorum. Ne demek bir önemi yok? Ben babanı her gün görmüyorum ki. Yaşlı başlı adam zaten. Sırf beni üzmemek için sustuğunun farkındayım. Babam resmen kendini kaybetmiş. Bir adam bir kadına bunu nasıl yapabilir? Hem de benim babam. Sana. Çocukken de çok tokat yedim ben annemden. Her vurduğunda canım acıdı. Ama daha çok kalbim acıdı. Zamanla geçiyor işte. Affetmeyi öğreniyorsun. Ben affetmeyi öğrendim Alper. Daha okuma yazmayı öğrenmeden öğrendim hem de. O yüzden benim için hiçbir önemi yok. Bundan sonra asla kimse senin canını yakamayacak. Babanın bana attığı tokat var ya, tek bir işe yaradı. Bir daha asla senden vazgeçmeyeceğim.
çok çalışacağım. İyi bir eş olacağımı kanıtlayacağım babana. Tamam mı? Gerçekten özür dilerim. Çok özür dilerim. Ağlama. Ağlama sakın. Seni çok seviyorum. Biliyorum. Nasıl? Beğendiniz mi evi? Üf, bu kadarını beklemiyordum vallahi. Ya burada jacuzzi var mıdır? Aha, merak ettiği şeye bak. Burası yeni okuluma yakın mı? Çok yakın. Hem de yürüme mesafesi. Hadi çalışmaya devam. Yiğit amca. Annemler geldi. Merhaba. Feryal Hanım merhaba. Sizi çok iyi gördüm. Kim bilir kaç yıl oldu görüşmeyeli. Çok teşekkür ederim. Siz de bizi yeniden evinize misafir ediyorsunuz ya. Vallahi ne diyeyim bilemedim. Allah her şeyi gönlünüze göre versin. Çok minnettarız, çok. Ne demek, ne demek. Siz benim ailem sayılırsınız. Başımın üzerinde her zaman yeriniz var. Sağ olun, var olun. Sinan. Kocaman olmuşsun. Yolda görsem tanımam seni. Siz hiç değişmemişsiniz ama. Vallahi yıllar önce hatırladığım gibisiniz. Öyle mi diyorsun? Bak bu hoşuma gitti. Sen de Pınar olmalısın. Sen beni hatırlamazsın. Seni tanıdığımda daha yeni doğmuştun. Evet, hatırlamıyorum. Sema, sen de çok büyümüşsün. Vay be. Yıllar ne de çabuk geçmiş. Biz sizi tutmayalım. Hadi, eşyaları taşımaya devam. Ben ağır olanı alıyorum. Ben de yardım edeyim size. Olmaz, siz zahmet etmeyin. Biz hallederiz. Teşekkürler. Anne, ben taşırım, bırak. Geç, geç sen, geç. Yiğit'cim. Bir kere ya. Bir kere haber verip gelsen olmaz mı? Ya Yiğit aşk olsun ya. Böyle konuşunca kalbimi kırıyorsun ama. Bu koliler ne? Hayırdır evi kiraya mı verdin? Yok hayır. Nehir ve ailesi artık burada kalacaklar. Burada mı kalacaklar? Şaka yapıyorsun herhalde Yiğit değil mi? Ya ben bir gece kalmak istedim. Bana yer bulamadın. Nehir ve ailesini buraya sığdırabiliyorsun yani. Pes sana Yiğit. Gerçekten pes. Yapma Ceylin. Ay ne yapmayayım ya? Gel, gel. Bir gel. Vay, 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 vay. Bir de çatıda oda varmış. Baştan söylüyorum orası benim. Boşa heveslenme. Orası benim. Allah Allah. Abla, bak bu oda çok güzel. Bahçeye bakıyor. Beğendin mi? Oh be, kurtulduk sonunda tıkış tıkış yaşamaktan. İlan ediyorum, bu dolaplı oda benim. Anca sığdırırım elbiselerimi. Nehir, Yiğit Bey gene yerleşin eve dedi ama... kira mira isterse nasıl kalkarız altında? Sen merak etme anneciğim. Yiğit amca bizden kira istemiyor. Ama ben onun bu iyiliği altında kalamam. O yüzden para kazandıkça evin masraflarına ortak olurum. Hah! Ben de bahçeyle ilgilenirim. Sen ders çalış bence. Hadi siz yerleşmeye devam edin. Ben şirketin denetmeniyle görüşeceğim. Tamam. Çıkıyorum birazdan. Ya madem evini kiraya verecektin bana verseydin bari. Evimi yeniden düzenlemem gerektiğini de gayet iyi biliyorsun. Yani böyle arada komşuculuk da oynardık. Fena mı olurdu yani? Çelin yapma Allah aşkına. Senin gibi becerikli, akıllı bir mimar. Koca İstanbul'da kendi evi mi bulamıyor? Ya sen benim evime mi kaldın? Ben sana inanamıyorum ki. Gerçekten inanamıyorum ya bu tavırlarına. Yani yıllar sonra seninle bir araya geliyoruz. Bu kadar geçmişe dayalı bir paylaşımımız var seninle. Ve sen bana yabancı bir insan gibi davranıyorsun. Ha bu da yetmezmiş gibi karşımda böyle sert kalın duvarlar koyuyorsun. Ha gerçi... ben de bu tavırlarına karşı niye hala senin yanındayım onu da bilmiyorum ya. O insanlar çok zor zamanlar geçirdiler.
ve şu an bir eve ihtiyaçları var. Ben sadece onlara yardım etmek istedim. Hem zaten istesem kiracı bulurum ben. Sen değil tabii. Sen beni gerçekten sevmiyorsun değil mi? Hatavatsız olduğum durumlarda sevmiyorum. Doğru. Yani bu da şu demek oluyor. Hatavatsızlık yapmadığın zaman beni seviyor musun? Ceylin. Ay iyi tamam canım ya. Öf. İşimize dönelim biz. Ben zaten senin evinin dekorasyonuna böyle el atmak için geldim buraya. Süper fikirlerim var evinle ilgili. Mesela diyorum ki bu duvarı yıkalım. Tamam mı? Duvarı yıkalım ve buraya bir tane kırmızı Chester koyalım. Süper olur. Ve bu duvarı da böyle maskülen bir renge boyamak lazım. Neyse o renge beraber karar veririz. Zemine de el atmak lazım. Zemini de değiştiririz. Evet zeminini de değiştirelim ya. Bu köşeye de benim çalışma masamı koyduk mu? Muhteşem bir daire olacak burası. İnanılmaz güzel olacak. Evet süper olacak süper. Ceylin. Senin işin yatları dekore etmek. Tamam mı canım? Beni de evimi de lütfen rahat bırak. Sen git de eniştenin biraz işine yara. Tamam mı? Hoş geldin. Gelsene. Hoş bulduk. Hoş bulduk da... Bana çalışacağımızı söyledin. Niye evine çağırdın beni? Burası benim hem evim hem ofisim. Tasarım planlarıyla ilgili bütün malzemeler de burada. Hem sen benden ders almak istemiyor muydun? Ne yalan? Dersten kaytarmaya mı çalışıyorsunuz yoksa Nehir Hanım? Ama yine de burası senin bekar evin. Evet, aynı zamanda evim. Ne o? Niye heyecanlandın bu kadar? Uzak dur benden. Sen benden kaç defa yumruk yediğini unuttun galiba. Tamam, tamam dövme. Dövme. Bu kadar maymunluk yeter. Hadi geç. Evin güzelmiş bu arada. Bu Dilara'nın babası Sencer Bey değil mi? Neden topladın bu makaleleri? Öncelikle benimle düzgün konuşmayı öğreneceksin. Nasıl yani? Bana ustam diyeceksin. Tamam usta. İşte bu yüzden... Gaz buradan çıkıp basıncın az olduğu yerde toplanır. Suyun olmayıp gazın olduğu bu duruma cavitation denir. Pervane ve türbinlerin yıpranıp ömrünün kısalması nedeni de bu değil mi? Sen nereden biliyorsun bunu? Hava kabarcıkları şişip patlayınca yüksek basınçtan dolayı yüzeyi yıpratıyor. Bak sen. Demek o güzel boynunuzun üstünde taşıdığınız şey süs değilmiş. Kafanın içinde gerçekten çalışan bir beyin var ve sen de bunu gayet iyi kullanabiliyorsun. Akıllı kız senin. Mümkünse fiziksel temas kurmayalım usta. Hadi ama doğruyu söyle, senin de hoşuna gidiyor bu. Yine dayak istiyorsun sen. Bak, bir laf vardır. Öğrenciler öğretmenlerinin gölgesine bile basamaz derler. Bu lafı ilk defa senden duyuyorum. Sana öyle bir vururum ki yumruğumun gölgesini bile fark edemez.
Nasıl buldu bu kız? Sorun ne? Aç kapıyı, içeride olduğunu biliyorum. Dilara gelmiş. Aç. Hoş geldin. Nehir. Senin şirkette çalıştığını sanıyordum. Çalışıyoruz yine. İyi de neden Oğuz'un evinde? Dilara. Nerede çalışacağımıza ben karar verebilirim, değil mi? Onu demek istemedim. Neyse, madem karşılaştık, ben o zaman sana bir öğle yemeği ısmarlayayım. Hem seninle konuşmak istediğim şeyler vardı. Olur. Tamam. Nasıl ya? Kızı işinden alımı koyacaksın? Bir nevi öğle arası da diyebilirsiniz Oğuz Bey. Tamam. Bugünlük ders bitti. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşürüz sonra. Güle güle. Tasarım öğreniyorsun değil mi Oğuz'dan? Evet. Başka ne öğrenebilirim ki? Senin aklından ne geçiyor? Biz eski arkadaşız değil mi? Ben Oğuz'u çok seviyorum. Ne güzel. Bunda ne var ki? İlkokul birinci sınıfta bir doğum günü partisinde görmüştüm onu ilk. Yani hesapla neredeyse 20 yıl olacak. Vay be. Büyük aşkmış seninki. Evet ama bir aradayken bana nasıl davrandığını gördün. Kaçıyor gibi sanki benden. O seninle oyun oynuyordur kesin. Ne oyunu? Ya işte kaçan kovalanır derler ya. Hem nereden biliyorsun seni sevmediğini? Ya kusura bakma ama Oğuz sana daha yakın gibi geliyor bana. Bunu mu taktın kafaya? Saçmalama. Biz onunla usta çırak ilişkisi yaşıyoruz. Ötesi olamaz. Hem benim aşık olduğum biri var hayatımda. Gerçekten mi? Hem de 15 yıldır aşığız birbirimize. Vay be. Niye ilk sorduğumda söylemedin? Öyle geçiştirdin. Nerede tanıştınız? Ne iş yapıyor? Evlenecek misiniz? Hemen anlat. Birlikteyiz işte. Daha fazla soru sormasan. Çocukluğumuzdaki gibi yakın arkadaş olduğumuzu sanıyordum hala. Tamam. Ama biraz sabret. Bir gün elbet tanıştırırım seni. Söz mü? Aşkım, şu anda Dilara ile birlikteyim. Seni aramaya hiç fırsatım olmadı. Bu arada ailem sonunda İstanbul'da. Yiğit amcanın evine yerleştik hepimiz. Baba, ne yapıyorsun sen? Şimdi telefonumu mu karıştırmaya başladın baba? Patronum. Nehir Hanım ne zamandan beri senin patronun oldu? Arkamdan gizli gizli böyle mi haberleşip buluşuyorsunuz? Baba yeter. Hayır bak. Bu kızla görüşmeye devam edersen sonuçta zarar gören yine o olacak. Ben de sana bir şey söyleyeyim o zaman. Eğer Nehir'le arama girmeye kalkar, ona zarar vermeye çalışırsan bir daha yüzümü göremezsin. Niye merak ettin? Ne bileyim ben birkaç gündür böyle benden kaçıyor gibisin. Hiç konuşmuyorsun. Pardon ama ne hakkında konuşacaktık seninle? Ne zaman konuşsak babama anlatmıyor musun? Hadi söyle ne söyleyeceksen. Sonra babam benden hesabını sorar nasıl olsa.
Ben... Ne dediğini anlayamadım oğlum. Bana bir daha oğlum demezsen sevinirim. Bir üvey anne sadece bir üvey annedir. Daha fazla zorlama olur mu? Bora. Bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu, şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu. Aklımda anılar var, hiç bitmez rüyalar. Eksik söylersen korkarlar. Hissettiğim her zerresi, nefesimin sebebi, kokusu Mayıs çiçeklerinde gizli. Aramıyorum ne kış ne de yaz, baharımı almayın elimden biraz. Gidemiyorum, sebeplerim az. Baharıma kıymayın içimde ayaz. Aramıyorum ne kış ne de yaz.
patlıcan ezme var. Onu da getir kızım. Yiğit amca, köfte. Yerim valla. Feryal Hanım, ellerinize sağlık. Hepsi enfes gözüküyorlar. Afiyet, bal, şeker olsun. Ayrıca Yiğit Bey, sizin yaptıklarınızın yanında 2-3 çeşit yemeğin lafı mı olur? Demeyin öyle. Sizden önce bu ev perili köşk gibiydi. Siz geldikten sonra tam bir ev oldu. Köfte de mi yaptınız? Vallahi elimden gelen bir şeyleri yaptım işte. Selamlar. Hoş geldiniz. Parti var dediler, geldik. Çok güzel görünüyor yemekler. Neyi kutluyoruz? Hadi soğutmayın da oturun. Sen aldın mı al dediklerimi? Aldım anneciğim. Yiğit Beyciğim, artık bana davetsiz misafir diyemeyeceksin. Hepinizi duyun. Bu beyefendi bizzat kendisi sizlerle tanıştırmak için beni evine davet etti. Evet, gerçekten çağırdım. Çünkü biz artık çok büyük bir aile olduk. Ve ben başımın tatlı belasını ailemle tanıştırmaya karar verdim. Bu arada Feryal Hanım, Ceylin Hanım, Asu Hanım'ın kız kardeşi. Daha önce bahsetmiştim, belki hatırlarsınız. Ayol, kimse bana geçmişten onu hatırladın mı, bunu hatırladın mı diye sormasın. Çünkü ben akşam ne yediğimi bile hatırlamıyorum. Anneciğim, Ceylin Hanım'la birlikte çalışıyoruz SMDR denizcilikte. Ama farklı alanlarda. Buyurun oturun, yemeğimiz soğumasın. Canım benim, istersen sen şöyle kardeşin yanına geç. Sen ne güzel bir kızmışsın öyle, fıstık gibi. Vallahi siz de çok güzelsiniz maşallah Ceylin Hanım. Sen bir sus bakayım, hanımlarla böyle konuşulmaz. Ne dedim sanki anne? Ne dedim ki? Amma abarttınız ha. Uzat şunu. Çok lezzetli olmuş. Bir şey söyleyeceğim. Bak, bu domates sosunu köftenin üstüne koyarsan nasıl lezzetli olur tatlım benim. Yok. Ben sossuz seviyorum böyle şeyleri. Sen güven bana. Bak bir dene. Çok beğeneceksin. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Bir şey soracağım. Siz sevgili misiniz? Evet. Hayır. Kesinlikle bal gibi sevgiliyiz. Sevgiliyiz biz. Sevgiliyiz. Hatta bensiz bir gününü bile geçiremez. Değiliz. Asu, ne yapıyorsun burada? Hava buz gibi, hasta olacaksın. İçerisi biraz havasızdı. Nefes almaya çıktım. Hadi, gel canım içeri. Senden istediğim tek bir şey var artık. O da mutlu olman. Farkındayım hayatım. Gerçi bu kadar yıl senin yüzünü güldürmeyi başaramadım ama. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Özür dileme. Bana sadece seni nasıl mutlu edebileceğimi söyle yeter. Benim mutsuzluğumun sebebi sen değildin ki. O zaman filmi başa sarıyoruz yine. Hayır. Bu film bitti canımın içi. Gerçekten bitti. Evet, mutlu bir sonla bitmedi ama bitti. Ben geçmişin izini ararken senden ve çocuklardan bugününüzü esirgedim. Bundan dolayı özür diliyorum. Ece 1 yaşındaydı onu kaybettiğimde. Ve ben hiçbir zaman bunun gerçek olduğuna inanmadım. Ama artık o dipsiz kuyudan çıktım. Bundan emin misin?
Eminim. Tabii ki kızım ruhumun bir yerlerinde yaşayacak. Ama bundan dolayı ne çocuklarımı ne de seni artık mutsuz etmeyeceğim. İnan bana. Ben benden geçtim ama bir senden vazgeçemem. Dokunulmazımsın benim, yüreğime hükmedemem. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmek için hasretini silmem gerek. Güneşimi kaybettim, gözlerini görmem gerek. Yaşamaya dönmek için hasretini silmem gerek. Ceylin abla sesin de çok güzelmiş. Canım benim. Ceylin abla demene gerek yok. Ceylin de ben anlarım. Takılmayın ya Ceylin abla. Şarkı çok güzeldi değil mi? Doğru. Şarkı çok güzel ama ses yok. Sen çok kötü bir adamsın. Sen çok kötü bir adamsın. Sema, şöyle güzel bir şeyler söyleyin de kulağımızın pası geçsin. Ya ben o aşk şarkısını sana söyledim ya. Tamam. Orasını anladım bak. Ama şimdi gençler söylesin. Abla, hadi onları Yıldırım kardeşlerin hünerlerini gösterelim. Önce bize kostüm gerekiyor. İstanbul'a gelişimizi kutlamak için Anadolu turnesini yeni bitirmiş grubumuzun en hit parçasını sizlere sunuyoruz. Ben solistiniz Kaynakçı Nehir. Ben grubun dansçısı Sema. Ben de grubun en genci vokalist Pınar. O zaman... Şu dereniz, şu büyükler, aman aman aman. Kem küm dökülen sözler, bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. Yine mi sürmelendi? Aman aman aman. Ocak söndüren gözler bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. Sivas'tan aldım bakır. Aman aman aman. Yosman gözlerin çakır. Bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. O çakır gözlerine. Aman aman aman. Bu fakir bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. Hadi oturmaya mı geldik ya? Hadi hadi hadi. Sivas'tan aldım bakır. Aman aman aman. Yosman gözleri çakır. Bom bili 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 bom. Bom bom bili 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 bom. O çakır gözleri. Hop hop. Nereye gidiyorsunuz Ceylin Hanım?
Yatak odana. Çok uykum geldi. Uyumayacak mıyız? Hayır efendim. Yatak odasına falan gitmiyoruz. Ama ben sensiz uyuyamam ki. Ama ben istedim. Çünkü sen bu kafayla pek ne yaptığının farkında değilsin. Nasıl ya? Bak, ben sana şimdi bir taksi çağırayım. Sen evine git. Kendi yatağında rahat rahat uyu. Tamam mı? Bu saatte böyle güzel, alımlı, genç bir kadını evinden postalıyorsun, öyle mi? Ya, niye böyle davranıyorsun bana? Niye? Çirkinim diye mi? Gerçekten çirkinim diye mi böyle davranıyorsun bana? Ceylin, Ceylin, abartmasan. Bak, ayakta bile duramıyorum ama sen bana evine git hala diyorsun. Sen biraz sakin olsan. Ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Ya sen çok kaba, çok kötü bir adamsın. Sen çok kabasın işte. Kaba. İçmesine engel olmam lazımdı. Gerçekten kayıp mı? Seni üzdüm. Ne yapıyorsun ya? Peral, ne yapıyorsun? Onun ne suçu var? Onun suçu tabii. Ben bunca işimin gücünün arasında çocukların peşinden mi koşacağım? Kardeşlerine sahip çıksaydı böyle olmazdı. Ya ona ben izin verdim. Ne bileyim evden çıkacağını. Koruyup durma şu kızı. Öldüreceğim. Ne yapıyorsun Peral sen ya? Ne yapıyorsun sen? Geldi aklıma. Ağlama anneciğim. Ağlama. Thank you.
be kızım ya. Pes. Gururunda al. Her şeyi ayaklar altına al Ceylin. Bravo sana. Vazgeçmeyeceğim ya. Pes etmeyeceğim. Hayırdır? Niye buradasın bu saatte? Uyku tutmadı Yiğit amca. Aynen. Beni de tutmadı. Çok güzel bir geceydi. Çok teşekkür ederim size. Sessiz ve yalnız dünyamı şenlendirdiniz ailece. Biz teşekkür ederiz Yiğit amca. Bizim için de çok güzel bir geceydi. Uzun zamandır ailece bu kadar eğlenmemiştik. Ama senin için biraz buruk galiba. Bir sorun mu oldu? Ya da iş yerinde bir problem mi yaşadın? Yok. Her şey beklediğimden iyi gidiyor iş yerinde. Alıştım. Biliyorsunuz zaten hayalim de orası. Ben babama söz verdim Yiğit amca. Çok başarılı olmam lazım. O yüzden iş yerinde bir sorun olsa da beni etkilemez. Ben gece gündüz durmadan çalışabilirim. Keşke babam da burada olsa. Görse nasıl çalıştığımı, çabaladığımı. Öyle gurur duyardı ki benimle. Keşke yanımda olsa. Ne bileyim. Çok özlüyorum onu. Özür dilerim. Öyle ailece eğlenince biraz aklıma geldi. Hüzünlendim galiba. Canım benim. Baban seni şu anda izliyor. Eminim buna. Ve yetiştirdiği bu kızla gurur duyuyor. Nehir'cim. Bazen çok sevdiklerimiz yanımızda olmayabiliyor. Biz onların sevgisini tam şuramızda taşırız. Bu da bize güç verir. Baban senin yanında olmayabilir. Ama tam da burada her zaman seninle birlikte o. Babanı özlemen çok normal. Seni çok iyi anlıyorum. Ben de abim ve yeğenimi çok özlüyorum. İkimizin de hayatında doldurulması güç bir boşluk var aslında. Nehir. Daha önce de sana bunu yarım yamalak sormuştum. Ama şimdi ciddiyim. Benim gerçek amcan olmamı ister misin? Nasıl? Anlamadım. Biliyorsun yıllar önce abim ve yeğenimi kaybettim ben. Yeğenim o zaman küçücüktü. Doyamadım ona. Yıllardır yalnızım ben. Onların boşluğunu doldurmak için nasıl acılar çektim. Ne savaşlar verdim bir bilsen. Sonra bir anda karşıma siz çıktınız. Hayatıma renk kattınız. Yalnızlığımı silip götürdünüz. Nehir, bu ev gülmenin ne demek olduğunu unutmuştu siz gelene kadar. Sen şu an babanın yokluğuyla ilgili ne hissediyorsan, ben de aynısını hissediyorum. Gel beraber aşalım bu günleri. Benim de bir aileye ihtiyacım var. Babanın boşluğunu dolduramayacağımı çok iyi biliyorum. Ama beni öz amcan gibi görsen, öyle kabul etsen. Yiğit amca. Lütfen bana sadece amca de. Olmaz mı? Ne diyeceğimi bilemedim aslında.
Benim de kendimi o kadar yalnız hissettiğim zamanlar oluyor ki. Artık yalnız olmadığını bil o zaman. Peki. Amca. O zaman artık siz benim amcam olduğunuza göre Ceylin ablaya yenge demeliyim, değil mi? Dilara, hayatım bak peynirli ıspanaklı börek yaptım. Hem de kepekli undan, az yağlı. Hadi bak, bir tanecik yesen hiçbir şey olmaz. Hadi hayatım. Nefis olmuş. Eline sağlık anneciğim. Afiyet olsun güzel kızım benim. Hayatım sen omlet almamışsın. Oo, nefis görünüyor. Sabah sabah niye yordun kendini böyle? Olur mu yorgunluk hiç? Bora, günaydın hayatım. Günaydın. Baba ben çıkıyorum. Bora. Bak sana çikolatalı pankek yaptım. Çocukluğunda çok severdin hatırladın mı? Gel birlikte kahvaltı yapalım sonra gidersin işi. Unutmamışsın pankek sevdiğimi. Ben sizin neyi sevip neyi sevmediğinizi hiçbir zaman unutmadım. Mesela Dilara, yumurtadan nefret ederdi. Yumurtaya ikna etmek için kaç çeşit omlet yaptığımı hatırlamıyorum bile. Şimdi baksana nasıl yiyor yumurtayı. Hadi canım başla. Afiyet olsun. Bora. Seni ve Dilara'yı ne kadar sevdiğimi, gözümden bile sakındığımı belki bugüne kadar hissettiremedim. Yani depresif bir anne gördünüz. Belki zaman zaman üzüldünüz de. Ama sonuçta ben sizin annenizim değil mi? Bundan sonra bu sevgi kahvaltıları her sabah yapılacak. Tekrar bir aile olduğumuzu hatırlayacağız. Ve birbirimize duyduğumuz sevgiyi göstermeyi ertelemeyeceğiz. Tamam mı? Afiyet olsun. Ya ne oluyor ya? Bugün Dünya Sevgicik Günü falan mı? Ay sabah sabah vallahi kafamı karıştırdın anne. Kafanı karıştıracak bir şey yok kızım. Anne sadece sizi çok sevdiğini söylüyor. Siz de bundan sonra hiçbir şekilde onu üzmeyeceksiniz. Anlaştık mı? Ceylin, sen neredeydin dün gece? Çok kötü görünüyorsun. Kötü değil, çirkinim ben. Çirkin. Saçmalama, gel. Gel kahvaltıya kendine gelirsin hadi. Ben kendimden geçeli çok oldu. Kendime gelemem artık. Ceylin ne demek istedi? Anlayanınız var mı? Korece bir şeyler söyledi bence ama biz anlamadık. We'll be right back.
yapıyorsunuz? Sizin yüzünüzden kaza yapıyordum. Sakın. Sakın Celil amca. Nuri benimle geliyorsun. Lütfen elimi bırakın. Hiçbir yere gelmiyorum sizin. Öyle de bir geliyorsun ki. Yürü dedim sana. Hadi konuşmamız lazım. Bakın Celil amca. Size kabalık yapmak istemiyorum. Ama lütfen ne söyleyeceksiniz burada söyleyin. Bak. Alper hakkında. Çok önemli. Gidip daha sakin bir yerde konuşmamız lazım. Böyle yol kenarında konuşamayız. Hadi yürü. Celil amca lütfen. Lütfen. Tamam. Siz aracınıza binin. Ben sizi takip ederim. Lütfen. Soruşturma 27 gündür devam ediyor. İstediğiniz araştırmayı yaptık. Maktulün tüm ailesiyle konuştuk. Maktulün bir günlüğü varmış. Ölmeden son bir gün önce yazmış. Günlük şu anda inceleme altında. Bir ipucu çıkacak diye düşünüyorum. Size verdiğim dosyada maktulün tüm ailesiyle ilgili bilgiler mevcut. İş arkadaşları, sevgilisi, iş yeri. Ne diyordum? Anlatacaklarım bu kadardı. Baştan anlatmamı ister misiniz? Yok sağ ol, çıkabilirsin. Bak lafı uzatmayacağım. Sana bunu daha önce de söyledim ama sen beni dinlemedin. Alper'le olan ilişkini bir an evvel sonlandırman lazım. Bu senin için ve Alper için en doğrusu. Bak ikinizin iyiliği için de bunu yapmak zorundasın. Anladın mı beni? Yapmak zorundasın. Size daha önce de Alper'i çok sevdiğimi, ondan ayrılamayacağımı söylemiştim. Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum artık. Lütfen bizi rahat bırakın. Lütfen sevgimize saygı duyun. Lütfen. Nehir. Celil amca ne yapıyorsunuz? 15 yıl geçtiğine göre oğlumu artık çok iyi tanıyorsundur değil mi? Celil amca lütfen kalkar mısınız? Alper daha küçücük bir bebekken terk etti annesi onu. Ben size karımı geri getirmeyi bile beceremedim. Ben Sencer Bey'in hizmetinde çalışan zavallı bir adamdım. Oğlumu tek başıma büyütmek zorunda kaldım. Ne kendimin ne onun geleceğiyle ilgili en ufak bir umudum bile yoktu. Ama Alper için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım hep. Bazen öyle zor zamanlarımız oldu ki ölmek istedim. Ama oğlumun geleceğinin bana benzememesi için hayatta kaldım. Mücadele ettim. Celil amca lütfen böyle yapmayın. Bırak gitmeyin ne olur. So
sana haksızlık yaptığımın farkındayım. Neyi? Ben çok kötü şeyler yaptım sana. İşlediğim günahların haddi hesabı yok. Ama senden son kez bir şey rica etmek istiyorum. Oğlumu gerçekten seviyorsan, onun iyiliğini istiyorsan yalvarırım sana, ondan ayrı. Oğlum Dilara ile evlenirse Sencer Bey'in damadı olacak. Sen ondan ayrılırsan. Sanmıyorum. Hayır. Dilara'nın annesi ve babası bile bu evliliği çok istiyor. Seviyorsan bırak oğlum. Yalvarıyorum, onun geleceğiyle oynama. Sana yalvarıyorum. Onu çok parlak bir gelecek bekliyor. Anlıyorsun beni. Yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen böyle konuşmayın. Hoş geldiniz başsavcım. Niye zahmet ettiniz? Ben gelirdim. Hoş bulduk. Otur lütfen. Alper'cim bak, gençsin, kanın kaynıyor, farkındayım. Heyecanlısın, hırslısın ki bu yaptığın iş için çok faydalı. Ancak kendine hakim olmalısın. İyi bir savcı olmak istiyorsan sadece hırs yetmez. Aynı zamanda sağduyulu ve otokontrollü de olmalısın. Tamam başsavcım. Ama bunları bana neden söylediğinizi anlayamadım. Çünkü sen son zamanlarda çok gerginsin. Ve bu gerginliğin çalışma arkadaşlarına da yansıyor. Bunu ben bizzat gözlemlediğim için buraya seninle konuşmaya geldim. Bak Alper, eğer bir derdin varsa her zaman benimle paylaşabilirsin. Bunu lütfen bil. Çok teşekkür ederim başsavcım. Ailevi meseleler. Babamla biraz aramız bozuk. En kısa zamanda düzeleceğine inanıyorum. Sevgilim, neredesin? Arıyorum, ulaşamıyorum. Merak ettim. Thank you.
Canım. Artık birlikte olabileceğimizi sanmıyorum. Çok üzgünüm. Alper ne oldu? Kötü bir haber mi var? Üzgünüm başsavcım, benim gitmem gerek. Eski bir hikayede yazılmamış parçanın tortusu. Şimdiki hayatımda kayıp giden zamanın korkusu. Aklımda anılar var, hiç bitmez rüyalar. Eksik söylersen korkarlar. Hissettiğim her zerresi, nefesimin sebebi, kokusu Mayıs çiçeklerinde gizli. Pervane mi? Evet. Kendi yaptığımız pervaneyi kullanmak istiyorum. Yani şimdi siz pervaneyi bizim yapacağımızı söylüyorsunuz. Sizce bu mümkün mü? Eğer başaramazsak planladığımız gibi yine Amerika'dan satın alırız. Ayrıca sen bu ülkenin çocuğu değil misin? Teknolojide ilerlemek için kendi zekamızı kullanma zamanı gelmedi mi artık? Bunun ülkemizle bir ilgisi yok Sencer Bey. Bu verdiğimiz bir sözle ilgili. Öyle mi? Sen de hile yaptın ama. Ne hilesi? Mülakatta elenen birini tekrar işe aldığını duydum. Ve de ben bu yaptığına hiç sesimi çıkarmadım. Sencer Bey, konuyu saptırıyorsunuz. Konunun nehirle hiçbir alakası yok. Sizce de bu karşılaştırma bir mantıksız değil mi? Bence gayet mantıklı. Senin gibi zeki bir insan, benim şirketimde önemli bir kuralı çiğneyip bir genç kızı işe almak için şirketi zorladıysa, o kız senin için çok önemli biri demektir, değil mi? Kaynakçı. Ne yapıyorsun burada sen? Hiç.
Bak bakayım bana. Neyin var senin? Yok bir şeyim. Gidelim. Alper, ne yapıyorsun? Bırak kolumu. Sen de kimsin? Ne yaptığını zannediyorsun sen? Bizim çocukluk arkadaşımız Oğuz. Alper. Sıska Alper. Çok uzun süre olmuş ya. Çok iyi gördüm seni. Ne işin var burada? Yoksa burada çalıştığımı öğrendiğinde beni görmeye mi geldin? Nehir'i görmeye geldim aslında. Tamam. Bir ara buluşup yemek yiyelim beraber, olur mu? Konuşacak çok şey birikmiş olmalı. Olur, yaparız tabii. Şimdi bizim gitmemiz gerek. Nehir, gidelim. Benim çalışmam gerekiyor. Sana gidelim dedim. Seni görmeye mi geldi bugün? Bu sefer ne dedi? Yoksa yine canını mı yaktı? Vurdu mu sana? Ne olursa olsun, kim ne derse desin, asla pes etmeyeceğine söz vermiştin. Neden şimdi böyle yapıyorsun Nehir? Alper, ben kendi kendime çok düşündüm. Evet. Ne kadar zor olursa olsun bir şekilde dayanacağımı düşündüm. Ama bu sadece aşk özlülükmüş. Ben olmasam sen daha iyi bir hayat yaşayabilirsin. Ne saçma sapan sözler bunlar. Hatırlıyor musun? Bir gün bu tersanenin başına geçmek istediğini söylemiştin. Bak şimdi bu hayallerini gerçekleştirebilirsin. Benim yüzümden bu hayalini engellemene gerek yok. Babam Dilara ile evlilik meselesinden mi bahsetti sana? Sen gerçekten bunun olabileceğine inanıyor musun Nehir? Asu Hanım'la babamın hayali olarak kalır o evlilik planı. Hem Dilara'yı sen de tanıyorsun. O kızın benimle evlenmek isteyeceğini mi sanıyorsun? Bütün bunlar babamın hırsları yüzünden. Evet, zor bir hayatımız oldu. Babam tek başına büyüttü beni. Ama beni Dilara ile evlendirerek büyük ikramiyeyi kazanacağını aklına bile getiremez o. Sen de farkındasın. Normal mi bu yaptıkları? Sağlıkla düşünemiyor, görmüyor musun?
Alper, baban ne yaparsa yapsın o senin baban. Onun hakkında böyle konuşma lütfen. Benim yüzümden babanlarınız bozulursa gerçekten çok üzülürüm. Baban benim önümde diz çöktü. Mihir. Alper, benim babam eğer ilişkimizi onaylamasaydı ben ona karşı çıkamazdım. Senin baban böyle bir şeyi asla istemezdi. Kızını sevdiği adamdan ayırıp istemediği biriyle evlendirmek için kumpas kurmazdı. Ne yani? Sırf babam öyle istiyor diye 15 yıllık ilişkimizi bitirecek miyiz? Sen gerçekten buna inanıyor musun? Senden vazgeçeceğime inanıyor musun Nehir? Ben seninle varım. Babamın hırslarından, benimle ilgili kurduğu hayallerden bana ne? Sen yoksan hiçbir şeyin önemi yok benim için. Sen beni seviyorsun değil mi? O zaman sakın ağlama. Sen hayatımda tanıdığım en güçlü insansın. Canımsın. Sevgilimsin. Hep sen derdin bana ağlama diye. Bak şimdi sen ağlıyorsun. Oh 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 maşallah. Gören de oğlumuzun saraylarda, konaklarda büyümüş sanır. Nasıl yayılmak bu böyle? Oğlum senin bugün iş görüşmen yok muydu? Yok. Yani vardı da gitmedim. Kafadan iptal ettim. Hadi ya. Neyine güvenip iptal ettin acaba? Oğlum sen iş arayasın, işveren değil. Ya hastayım anne ya. Ateşim var gibi biraz. İnanmıyorsan bak. Hasta görüşmeye mi gideceğim? Çok ateşin var Sinan, çok. Evet. Utanmaz, arlanmaz senin. Aklı sıra beni kandıracak. Saltanat bitti Sinan Efendi. Tamam bu evde ablan sayesinde yaşıyoruz ama hayat bedava devam etmiyor oğlum. Bundan sonra seni kimseye karşı savunmayacağım bilesin. İş arayıp bulacak eşek gibi çalışacaksın. Evin masraflarını, kardeşlerinin defter kitap paralarını Yiğit Bey'in sırtına yükleyecek değiliz herhalde. Arabayı sattın mı sizin için? Onunla idare edin işte. Oğlum ben sana o arabayı banka kredisiyle almadım mı? Arabayı satın önce gittik krediyi ödedik. Para mı kaldı? Ya tamam. Tamam anne sinirlenme. Tamam. Yarın giderim bakarım iş başvurusu yaparım. Kabahat sende değil ki. Sana yüz veren bende. Hah canım annem benim. Tabii yaptığı yetmedi, paparaya devam etmeye geldi. Ya. Ha? Abin mi? Sinan ben. Sizin isminizi öğrenebilir miyim? Sudem. Ha, Sude değil yani. Kulaklarında bir sorun mu var abinin? Bir tek kulaklarında olsa keşke. Ya ben şey yapayım. Normalde ben çalışıyorum. Bugün izinliyim de o yüzden hasta olmuşum biraz. İşe gidemedim. Şey yapayım. Ben bir gidip çeki düzen vereyim. Eşek tepmiş gibi çıktım karşınıza.
Çeki düzen verip şey yapıyorum, gelip geliyorum. Tamam. Abi, sonra birer pizza ısmarlar mısın bize? Kurt gibi açız. Pizza mı? Ya Allah'ım pizza olur canım tabii. Şey, pizza olmaz. Olmaz. Pizza şey yapalım. Ben bir çeki düzen verip geleyim üstüme. Şey yapalım. Gemiye götüreyim sizi dışarıya. Tamam. Gerçekten hasta mı? Bana bir garip geldi tavırları. Hasta? Ama kafadan hasta. Çok özür dilerim. Geç kaldım. Saatin kaç olduğunu farkında mısın sen? Çok üzgünüm Sibel Hanım. Çok acil bir işim çıktı. Size de haber veremedim. Şirketin işlerinden daha önemli ne işin var acaba senin? Öbür işlerini önce halledip şirketi en sona mı atıyorsun? Bir daha olmayacak Sibel Hanım. Kitapları oku. A4 kağıdına 30 sayfa özetini çıkar. Hepsini mi? Evet, hepsini. Yapamaz mısın? Yaparım, yaparım. Oğuz Bey'in torpiliyle işe alındın diye işten kaytarabileceğini mi sandın? Sibel Hanım, bugünkü toplantının hazırlıkları tamamlandı mı? Evet Bora Bey. Henüz Oğuz Bey'e ulaşamadık yalnız. Sen biliyor musun Oğuz Bey'in nerede olduğunu? Ben bir saat önce falan ofisin girişinde görmüştüm Oğuz Bey'i. Sayın Savcım, bir misafiriniz vardı. Buyurun. Nasılsın Alper? Savcı olduğunu duydum. Buralarda işim vardı, seni bir ziyaret edeyim dedim. İyi yapmışsın. Buyur otur. Bu sabah aklımı başımdan aldın ya. 15 yıldır görmüyoruz ve Alper Bey suçluymuşuz gibi üstümüze yürüyor. Hakkımda tutuklama kararı çıkartmadığın için çok mutluyum. Ne desen haklısın. Özür dilerim. Gerçekten tanıyamadım. İstanbul'a ne zaman döndün? Bir ay kadar oldu. SMDR'nin Amerika'da çalıştığı şirketin denetmeni olarak döndüğünü söylüyorlar. Evet. Kulağa çok fiyakalı geliyor değil mi? Şu vurdum duymaz halim var ya. Hiç değişmemiş. Vurdum duymaz. Bak bu hoşuma gitti işte. İstanbul'a gelir gelmez niye haber vermedin? Görüşürdük. Nerede olduğunu bilmiyordum ki. Burada savcılık yaptığını daha yeni öğrendim. Dilara söyledi geçenlerde. Bu arada baban Celil amca hala Sencer'in yanında çalışıyormuş. Onun müştemilatında yaşıyormuş, doğru mu? Babamın ne yaptığıyla niye bu kadar ilgileniyorsun? Sayın savcım, soru sormak sadece sizin meslektekilerin tek elinde değil. Merak ettim, sordum. İnsan merak edince soru sorar, değil mi? Nehir'le ne zamandır görüşüyorsunuz? Uzun zamandır. Ne kadar uzun? 15 yıl. 15 yıl. Çocukluğumuzdan beri çıkıyorsunuz yani. Çocukken arkadaştık. Arkadaşlık aşka dönüştü. Birbirimizi seviyoruz. Evleneceğiz. Onun SMDR'de işe başlamasına yardımcı olduğunu ve gemi tasarımı için ona destek olduğunu biliyorum. O yüzden sana çok minnettarım. Demek berabersiniz, evleneceksiniz ha? Ben Amerika'ya gittikten sonra 3-5 yıl kadar seninle mektuplaşmıştık. Sana Nehir'i sorduğumda bana haber alamadığını söylemiştin. Oğuz, sen burada yokken çok şey oldu. Nehir'i sorduğunda sana net bir cevap verebilecek durumda değildim. Tam savcı kafası işte. Neyse, bu senin artık özel hayatın. Ne oluyor şimdi? Hemen gidiyor musun? Sen ben Nehir bir gün yemek yiyelim, olur mu?
Olmaz. Artık seni görmek için bir nedenim kalmadı. Ne demek oluyor şimdi bu? Çocukken sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Babanın ve senin Sencer'in evini terk etmeniz gerektiğini söylemiştim. Ne demeye çalıştığını anlamıyorum. Sencer Bey'in yanından ayrılmak istemeyen babam. Ne fark eder? Bir tarafın hala o adama yapışık yaşamıyor musun? Bu seni hala niye ilgilendiriyor anlamadım. Sencer Bey'in kulu ya da kölesi değilim. Emin misin öyle olmadığına? Çok ileri gidiyorsun Oğuz. Senin gönlün işlerine karışamam. Ama Nehir'i sakın üzme. Onu bir daha asla aldatma. Ederim Yasin Hanım. Nefis bir yemekti. Öyle mi? Yani afiyet olsun size de. Yani dediğim gibi köşedeki mideciye gitseydik. O zaman mideniz bayram edecekti ama siz illa tabii burası şey yapınca deyince şey oldu. Bayıldım ya abine. Çok kafa çocuk. Daha sık görüşürüz değil misin Hanım? Tabii görüşürüz. Vallahi ne yalan söyleyeyim, seni ilk gördüğümde bu ne ya demiştim. Ama şaşırttın beni. Hoş çocukmuşsun. Hoşum öyle mi? Aynı zamanda cebi de boşum. Başka bir şey ister misiniz efendim? Şşş. Hala başka bir isteğiniz var mı diye soruyor. Daha ne yiyecekler? Buyurun, hesabı istemiştiniz. Sağ ol. Lavaboya kadar gidiyorum. Size afiyet olsun. Sema, ben gerçekten hoşlandım abinden. Çıktığı bir kız falan var mı? Bir kız mı? Yok vallahi. Sadece merdivenlere inip çıkabilir abi. Şaka mı şimdi bu? Çok iyi alıyorsun abine. Ayıp vallahi Sema. Muhteşem bir yere dönüştü. Teşekkür ederim. Heyecanla bekliyorum. Görüşürüz. Alo, neredesin sen? Anne, Sema var ya, dershaneden bir kızla tanışmış. Sırf hava olsun diye yemeğe götürmüş kızı dersen. Sonra 250 lira hesap gelmiş bunlara. Beni aradı. Abi param yok. Mahsur kaldık falan diyor. 250 lira mı? Oğlum delirdiniz mi siz? Sema kafasına oturup yese o kadar para etmez. Ben de öyle dedim annem. Yani ama yapacak bir şey yok.
Ödenecek o para. Lokantacı demiş ki parayı ödeyemezseniz ya işçi olarak çalıştırırım ya da icraya veririm siz demiş bizim kızlara. İcra mı? Allah'ım sen bana sabır ver. İstanbul'a geleli 2 gün oldu. Elin adamının evine icra getirtecek bunlar. Hiç sorma anne ya. Ben kemiklerini kırarım onun sonra. Ama senden ricam parayı denkle bir taksiye atlayıp gelip alayım senden. Allah müstahakınızı versin değil mi? Tamam sen gel al parayı ama demedi deme. Eve gelince kardeşinizin kemiklerini kıracağım bilesin. Kemiklerini kır annem. Kemiklerini kır. Hatta sen yorulunca ben devam ederim. Yani bu zamanla yapılacak müsriflik mi bu canım? Ama ben geleyim parayı alayım senden. Çünkü şey yani kızlar kötü yola düşebilirler şey yapamazsak, parayı ödeyemezsek. Kapat şu telefonu Sinan. Kapat. Böylelikle Rus iş adamlarımızdan gelen yaz siparişlerimizin iç tasarımını tamamlamış bulunmaktayız. Müşterilerimizin anlaştığımız proje kapsamı dışında özel istekleri olduğunu duydum. Bu durumun bize maliyet anlamında bir zararı olacak mı? Hayır Sencer Bey, hiçbir zararı olmayacak. Çünkü projeye başlamadan önce bunu öngörüp hesaplarımızı ona göre yapmıştık zaten. Güzel. Hatta bu bizim için pozitif bir gelişme oldu. Müşterilerimizle olan ilişkilerimizi pekiştirdi. Yeni yaz siparişlerini almamız an meselesi. Ben gelmeden başlamışsınız. Sen geç kalınca toplantının gündeminde değişiklik yapmak zorunda kaldık. Sunum için teşekkürler Ceylin'cim. Evet. Oğuz Bey de geldiklerine göre Bora, Sibel sunuma başlayabiliriz. Sizlerin de bildiği gibi sondaj gemileri gemicilik fabrikaları için eşsiz bir araç. Bunun nedeni sondaj gemilerinin denizden petrol çıkarabilme özelliği olmasıdır. Sondaj gemilerinin maliyeti oldukça yüksek. Bu yüzden vefalı gemi olarak da adlandırılırlar. Petrol sondaj kulesi deniz tabanından 12 kilometre derinlikten petrol çıkartabilecek güce sahip. Bu kuleyi Amerika'dan getirtmeyi planlıyoruz. Değeri çok yüksek olmasına rağmen pazarlıklarımız devam etmekte. Kesin rakamı yakın zamanda sizlerle de paylaşacağız. Evet, şimdi de bu sondaj gemilerinin olmazsa olmazı pervanelere geçiyoruz. Bu pervanelerin özelliği, gemiyi hareket ettirmelerinin yanında 360 derece döndürebilmeleridir. 6 farklı sondaj pervanesi gemiyi dengede tutarken, gemi azami şekilde sondaj işlemini gerçekleştirir. Oğuz Bey, şirketimizin de geliştirmekte olduğu sondaj gemilerinin pervaneleri, diğer pervanelerden bir eksiği olmamakla birlikte gemi hareket halindeyken de tamir edilebilecek şekilde tasarlandı. Yani kaliteden ödün vermedik. Hatta yurt dışındaki örneklerinden daha kaliteli. Buna karşın maliyeti %20 daha uygun. Bu yüzden gemi sahiplerine ekonomik açıdan fazla yük olmamayı planlıyoruz. Teşekkürler. 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 Demek. Sen neyine güvenip o kadar parayla yemek ısmarlıyorsun arkadaşına? Anne ben ısmarlamadım diyorum ya. Bari Ezik abim kız arkadaşımı görünce macun gibi eridi karşısında. Anne sen görsen sen derirsin ya kız. O kadar güzel vallahi. O kız kadar taş düşsün kafanıza ikinizin. Anne benim kabahatim yok diyorum ya. Kalkın yemek ısmarlayacağım size dedi. Havatacak ya aklı sıra Sudem'e. Ben mideci dedim kızım. Bir büyükbaş hayvanı yiyeyim mi dedim size? Vallahi ikinizi de bildiği gibi yapsın. Akşam nehire verirsiniz 250 lira hesabını. Param zıkkım olsun be. Git. Evet. Size kolay gelsin. Sunumu beğendiniz mi Oğuz Bey? Evet, iyi hazırlanmış. Peki pervaneler hakkında ne düşünüyorsunuz? Babam size bir soru sordu. Bu
konuda daha sonra konuşmayı tercih ediyorum. Şimdi izninizle. Nehir, seninle konuşmamız lazım. Oğuz Bey, benim inşaat alanına gitmem gerekiyor. Benim işim daha önemli. Sorun olmaz umarım. Siz nasıl isterseniz Oğuz Bey. Çeliğin bile bir kırılma noktası vardır Oğuz Bey. Konuşmamız lazım. Çok önemli bir konu. Bunu sormak için mi getirdin beni buraya? Evet. Ama Alper'e inanmadığım için değil. Sadece ilişkinizi senin ağzından da duymak istedim. Biz Alper'le sevgiliyiz. Hem de uzun zamandır. Onu benden çok sevmenin nedenini merak ediyorum. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Sen ya hiçbir şeyin farkında değilsin ya da duyguların paslanmış. Sana karşı ne hissettiğimi anlamıyormuş gibi davranma lütfen. Çocukluğumuzdan beri seni sevdiğimin farkında değil misin? O zaman biz küçüktük. Yani çocuktuk. Hem sen her şeye sahipsin. Neden benimle ilgileniyorsun ki? Ben her şeye ve herkese sahibim diye sana aşık olamam, öyle mi? Bu tuhaf bir akıl yürütmedir. Alper benden daha mı zavallı? Benden daha az şeye mi sahip? Sen neden kendini Alper'le kıyaslıyorsun ki? Biz Alper'le yıllarca bir sürü acı paylaştık. Onunla aynı dili konuştuk yıllarca. Hayata aynı gözle baktık. Bu yüzden belki birbirimizi bu kadar çok sevdik. Hem seni seven biri var. Dilara seni gerçekten çok seviyor. Hatta benim senin teknene, evine gelmemden çok rahatsız oluyor. Aslında doğru. Ofis dışında görüşmemiz pek doğru değil. Hem Dilara'yı da, Alper'i de kuşkuda bırakmak, üzmek istemeyiz değil mi? Bir de şunu bilmeni istiyorum. Beni bu işe aldığın için gerçekten sana çok minnettarım. Ve sana çok saygı duyuyorum. Neyse. Benim işe gitmem gerekiyor. Nehir. Mutlu musun peki? Alper'le. Onunla gerçekten mutlu musun? Evet. Hem de çok. Komşu görüp dedikodu yapmasın diye içeri aldım seni. Anlat bakalım ne oluyor? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ağzını topla. Benimle artık böyle konuşamazsın. Zamanında size destek oldum. Para verdim. İzmit'e gidin de güzel yeni bir hayata başlayın diye destek olmadın mı? Hı? Geçmişi peşine takıp takıp karşıma çıkma bir daha benim. Niye İstanbul'a geri geldiniz?
Sana ne? Hı? Sana ne? Nehir burada SMDR Denizcilik diye bir şirkette iş buldu. Sinan'ın, Sema'nın, Pınar'ın gelecekleri burada daha iyi olacak. Attığımız her adım için sana hesap mı vereceğiz biz? Peki. Savcı Yiğit Bey, ikinci evini size niye açtı? Hı? Ne oluyor? Niye açtı biliyor musun Celil Efendi? Herkesin kalbi seninki gibi taş bağlamamış da bu yüzden. Asıl sen şimdi cevap ver bakalım. Sence Raytekin'in karısını peşine takıp İzmit'teki evimize niye geldiniz? Tamam anladık. Kadın kızını kaybetmiş. Ama 25 yıl önce kaybettiği kızını niye gelip bana soruyor bu kadın? Ben nereden bileyim? Allah Allah. Her şeyi biliyorsun, bir bunu mu bilmiyorsun? Hı? Yıllarca sen bu ailenin amelini yapmadın. Haddini aşma. Hem ben... Ben zaten buraya bu yüzden gelmedim. Kızın Nehir'in... oğlum Alper'le olan ilişkisinden haberin var mı senin? Ne diyorsun be? Lafı uzatmaya gerek yok. Ne bu? Kızına sahip çıkacaksın. Kızının... bir daha oğlumu görmesine izin vermeyeceksin. Aksi takdirde olacaklardan ben sorumlu değilim, bilmiş ol.